Merhaba arkadaşlar, nükleik asitlerin ikinci videosuyla birlikteyiz. Şimdi DNA'nın özelliklerinden bahsedeceğiz ve DNA replikasyonunu anlatmaya çalışacağım. İlk önce DNA'nın genel özelliklerini vereyim. Daha sonra DNA replikasyonu, DNA replikasyonunda görevli enzimler, bunlardan bahsedeceğim. Konunun uzunluğuna göre videoyu keserim ya da kesmem. Hepsini tek bir videoda toplamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bölük pörçük olmasın. Şimdi şöyle DNA diyelim. DNA'nın genel özelliklerinden başlayalım. Arkadaşlar nedir DNA? DNA deoksiribonükleik asit. Yani isim olarak bu şekilde isimlendiriyoruz. Deoksiribonükleik asit. Yazayım şöyle ismini. Deoksiribonükleik asit. Nükleik asit. Şimdi burada DNA'nın ilk önce özelliklerini vereyim. Arkadaşlar zaten yapı taşı için nükleotitlerdir dedik. DNA'nın yapısında 4 tane baz bulunur. Nedir bunlar? Adenin, timin, guanin ve sitozin bulunur. Urasil bulunmaz arkadaşlar. Şeker olarak deoksiriboz şeker bulunur ve fosforik asit bulunur. O zaman yazalım. Yapısında deoksiriboz şeker. Adenin, kısaca yazıyorum, timin, guanin, sitozin bazları ve ne bulunuyor? Fosforik asit veya fosfat bulunur diyelim. Fosfat bulunur. Arkadaşlar bu fosfat hem DNA'da hem RNA'da ortaktır, unutmayın. Şimdi bir diğer özelliği, DNA'ya özgü olan baz hangi bazdı? Timin bazıydı, onu da yazalım. DNA'ya özgü baz timindir. Yani RNA'da bulunmuyor, sadece DNA'da bulunuyor. Arkadaşlar DNA çift iplikli bir yapıya sahiptir. Yani çift zincirlidir. Çift zincirlidir. DNA çift zincirlidir. Bu zincirler arasında hidrojen bağları bulunur arkadaşlar. Zincirler arasında bazlar kendi aralarında ikili ve üçlü olarak hidrojen bağları kuruyorlar. Ve bu bağlar sayesinde de zincirler birbirini tutuyor. O zaman yazalım. Zincirler arasında hidrojen bağları bulunur. Hidrojen bağları bulunur. Peki kaç tane hidrojen bağı var? Arkadaşlar DNA'da adeninin karşısına timin, guaninin karşısına da sitozin gelir. Adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı, guaninle sitozin arasında ise üçlü hidrojen bağı bulunur. Peki şöyle bir soru sorsam, desem ki adeninle timini mi ayırmak daha zordur, guaninle sitozini mi ayırmak daha zordur? Hangisi daha zor olacak? Tabii ki üçlü bağ içeren guaninle sitozini ayırmak zor olacak. O zaman eğer ki bir DNA'da guanin sitozin sayısı adenin timine göre daha fazlaysa o DNA'yı parçalamak daha zor ve daha uzun olmaz mı? Olur. Böyle bir yorum da yapabiliriz arkadaşlar. Adenin ile timin arasında ikili, guanin ile sitozin arasında üçlü hidrojen bağı kurulur. Hidrojen bağı kurulur. Arkadaşlar şu şekilde de yine gösterebilirim. Adenin, timin, guanin, sitozin. Guanin ile sitozini ayırmak daha zordur. O zaman yazalım. Guanin ile sitozini ayırmak daha zordur. Daha zordur. Yani daha fazla sıcaklık gerekir arkadaşlar bunları ayırmak için. Ayrıca şunu da yazalım. Guanin sitozin bakımından zengin olan bir DNA'yı parçalamak daha uzun sürer. Uzun sürer. Yani daha fazla sıcaklığa ihtiyaç vardır da diyebiliriz. Evet. Gelelim DNA'nın görevlerine. Şimdi bunları yazdık. Bazı eşitlikler de yazacağız bunlar haricinde ama DNA'nın görevlerinden bahsedeyim. Daha sonra bu eşitlikleri yazalım. Arkadaşlar DNA'nın görevlerine baktığımız zaman DNA bir bilgi deposudur. Nasıl bir bilgi? Bizim vücudumuzda bulunan bütün özellikler DNA'da depolanmıştır. Ve bu DNA sayesinde yavru nesillere aktarılıyor. Mesela bizim hücrelerimiz mitoz ve meyoz bölünme geçiriyorlar. Vücut hücrelerimiz mitoz bölünme, üreme hücrelerimiz ise meyoz bölünme geçiriyor. Mitoz bölünmede mutasyon olmadığı sürece
Kalıtsal bilgi direkt olarak aktarılır arkadaşlar. Yani hiçbir değişiklik olmaz. Dediğim gibi mutasyon olmadığı sürece. Ama meyoz bölünmede farklılık söz konusu olur. Bizi şu an burada mitoz ilgilendiriyor. DNA'da bulunan bilgi yavru hücrelere değişmeden aktarılıyor arkadaşlar mitoz bölünme sayesinde. O zaman DNA için şunu yazabilir miyiz? DNA molekülü bilgi deposudur diyebiliriz, değil mi? Bilgi deposudur. Daha sonra arkadaşlar DNA ile ilgili şunu da söyleyebiliriz. DNA'nın en önemli özelliği kendini eşleyebilmesidir arkadaşlar. Kendini eşleyebilir. O zaman yazalım. Kendini eşleyebilir. Bu eşleme olayına ne diyoruz? Replikasyon. Kendini eşleyebilir. Biz bu olaya da replikasyon diyoruz. Zaten replikasyonu da anlatacağım nasıl olduğunu. Arkadaşlar DNA molekülü ayrıca çift zincirli olduğu için kendini onarabilir. Bakın çift zincirli olduğu için kendini onarabilir. Onarabilir. Evet, bir diğer özelliğine gelelim. Arkadaşlar DNA'daki baz sırası ve baz sayısı türler arasında farklılık gösterir. İşte bunun sayesinde zaten her birimiz birbirimizden farklıyız. Şöyle düşünün, bakın bizim insanlar olarak şöyle söyleyeyim. DNA'mızın yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam %99'u birbiriyle aynı. Geriye kalan o %1'lik kısım bizim birbirimizden farklı olmamızı sağlıyor. Yani benim kardeşimden farklı olmamı sağlayan şey nedir? İşte o %1'lik kısımdır. Veya bir diğerinden farklı olmamı sağlayan şey %1'lik kısımdır. Belki de kardeşler arasında %1'lik bile bir farklılık yoktur. Hani sıfırın birin altına bile düşebilir bu farklılık. Sadece ikiz olanlarda, tek yumurta ikizi olanlarda arkadaşlar birbirinin aynısı oluyor. O da işte dış görünüş bakımından birbirinden farklılık gösterebiliyorlar ama genetik olarak birbirlerinin aynısıdır diyebiliriz. O zaman ne diyelim? DNA'nın baz sırası türler arasında farklılık gösterir. Farklılık gösterir diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim DNA'nın nerede bulunduğuna. DNA prokaryotlarda serbest halde bulunuyor, çekirdek olmadığı için DNA'nın bulunduğu bölgeye nükleoid bölgesi deniliyor. O yüzden bunu bir yazalım, bilmemiz gerekiyor. DNA prokaryotlarda sitoplazmada serbest halde bulunur. Serbest halde bulunur. Bulunduğu bölgeye nükleoid denir. Nükleoid bölgesi denir. Peki ökaryotlarda nerede bulunuyor? Arkadaşlar ökaryotlarda da tabii ki çekirdeğin içerisinde bulunur. Ökaryotlarda ana DNA'mız çekirdek içerisinde bulunuyor ama ökaryotlarda kloroplastta da var kendine ait DNA, mitokondride de var. Bunlardan bahsetmiyorum. Biz ana DNA'dan bahsediyoruz. Ökaryotlarda çekirdekte, mitokondride ve kloroplastta bulunur. Arkadaşlar, prokaryotlarda DNA halkasaldır. Ama ökaryotlarda DNA doğrusaldır. Prokaryotlarda ayrıca şunu da söyleyeyim. Mitokondri ve kloroplasttaki DNA da halkasaldır. Şuraya onu da yazalım. Mitokondride ve kloroplasttaki DNA halkasaldır. Ökaryotlarda doğrusaldır. Doğrusaldır. Hatta bu mitokondri ve kloroplast da halkasal olduğu için
İşte endosimbiyosis dediğimiz bir hipotez ortaya atılmış. Bu hipoteze göre mitokondri ile kloroplast ilk başlarda böyle canlılığın ilk oluşmaya başladığı zamanlarda kendi başına yaşayan prokaryot bir canlıydı. Ama daha sonra kendi başına işte yetemediği için, yaşayamadığı için ökaryot bir hücrenin içerisine girerek yaşamını devam ettirdi gibi görüşler de var arkadaşlar. Endosimbiyosis hipotezi diyoruz. Hücreye gelince bu hipotezi anlatacağız tabii ki. Arkadaşlar, bahsetmiştik adenin timin arasında ikili, guanin ve sitozin arasında üçlü bağ var. Peki nükleotitler alt alta gelirken hangi bağları kuruyor? O zaman da fosfodiester bağlarını kuruyorlar arkadaşlar. Onu da yazalım. Nükleotitler alt alta gelirken fosfodiester bağını kurarlar. Şimdi nükleotitlerde bulunan bağlar neydi? Glikozit ve fosfoester. Nükleotitler alt alta geldiğinde ise fosfodiester bağları kuruluyor. Unutmayalım. İsterseniz şöyle bir örnek olarak şuraya çizeyim arkadaşlar. Şimdi bir adenin molekülünü çizelim. Bakın adenin bazı şu şekilde. Bu arada adeninle timin arasında aynı şey gibi enzim substrat gibi arkadaşlar anahtar kilit uyumu vardır. Guanin ile sitozin arasında da bu durum geçerlidir. Bakın şu molekül adenin molekülü. Karşısında ise hangi molekül var? Timin, bakın yapısı buna uygun. Timin, bu da timin molekülü. Timine bağlı olan ne var? 5 karbonlu deoksiriboz şeker var. 5 karbon, bu arada beşgen olacaktı şurası. Deoksiriboz şeker ve buna bağlı da fosfat bağı var. Aynı şekilde bunda da aynıdır arkadaşlar. Deoksiriboz şeker ve yine buna bağlı ne vardır? Fosfat grubu vardır. Altta da ne yapalım? Guanin sitozini çizeyim arkadaşlar. Böylece ben fosfodiester bağlarını da göstermiş olayım. Şöyle guaninin yapısı bakın şu şekildedir. Guaninle adenin biraz daha böyle uzun bir yapıya sahip. Bu da böyle yuvarlak olarak gidiyor. Şöyle sitozinin yapısı da arkadaşlar yine buna uygun olacak şekilde guanin sitozin. Yine burada deoksiriboz şeker fosfat. Şöyle deoksiriboz şeker fosfat. Peki adeninle timin arasında kaçlı bağ vardı? İkili, değil mi? İkili hidrojen bağı vardı şurada. Bakın ikili hidrojen bağı. Guaninle sitozin arasında ise üçlü hidrojen bağı vardı. Şimdi bir de fosfodiester bağlarını gösterelim. Arkadaşlar şurada bakın şekerin arkadaşlar bir ucuyla bakın fosfat arasında bağ kuruluyor. Bakın burada fosfat arasında bağ kuruluyor. Biz buna ester bağı diyoruz. Bakın bir tane bağ var, ester bağı. Bir de şu şekilde bakın yine aynı şekilde burada kuruluyor. Eğer bunu da yapıya katarsak bakın şu şekilde yapıya katarsak yine buradan aynı şekilde yapıya katarsak o zaman ne oluyor? Buna da fosfodiester bağı diyoruz. Fosfodi ne demek? İki tane ester bağı anlamında fosfodiester bağı diyoruz. Bunlar böyle alt alta geldiklerinde de fosfodiester bağlarıyla bağlanıyorlar. Evet, bu şekilde de bağlanma şekilleri. Şimdi gelelim DNA'daki eşitliklere. Bazı eşitlikler var demiştik. Neydi bunlar? Arkadaşlar adenin sayısıyla timin sayısı birbirine eşittir. Guanin sayısıyla da sitozin sayısı birbirine eşittir. Şimdi adenin ve guanin neydi? Pürin bazları, değil mi? Pürin. Timinle sitozin ne arkadaşlar? Pirimidin bazıdır. Pirimidin. Şimdi o zaman ben şöyle diyebilir miyim? Pürin bazları toplamıyla pirimidin bazları toplamı birbirine eşittir diyebilir miyim? Diyebilirim, değil mi? Mesela 100 tane adenin varsa 100 tane timin vardır. 200 tane guanin varsa 200 tane sitozin vardır. Adenin guanin toplamı 300. Timin sitozin toplamı ne olur? 300 olur. O zaman pürin sayısı ile pirimidin sayısı birbirine eşit olur mu? Olur. O zaman şöyle diyebiliriz. Adenin artı guanin bölü sitozin artı timin. Bakın eşittir ne olur arkadaşlar? Her zaman için 1 olur. O da ne dedik? Pürin artı pirimidin, değil mi? Pürin bölü pirimidin. Eşittir ne oluyor arkadaşlar? Yine 1 oluyor. Sayılar birbirine eşit olduğu için. Ayrıca şunu da yine yazabiliriz. Adenin artı guanin eşittir timin artı sitozin diyebiliriz arkadaşlar.
Yine burada bir eşitliğimiz daha var. Ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar burada deoksiriboz sayısı, bakın, şeker sayısı, şeker eşittir baz sayısı, o da eşittir fosfat sayısı. Bakın burada toplam baz sayısı. Mesela timin yazarsa buraya, bu doğru olmaz. Çünkü bir DNA'da işte 100 tane timin olabilir. Veya 200 tane timin olabilir ama tüm bazları saymak zorunda. O yüzden buraya sen direkt baz yazmak zorunda. Bir tane daha eşitlik var. Bunu da şöyle renkli bir kalemle yazmak istiyorum. Arkadaşlar adenin artı timin bölü guanin artı sitozin, bakın bu ikisinin oranı x'tir. Yani bu 1 olabilir, 2 olabilir, farklılık gösterebilir. Bu olay türe özgüdür. Türe özgü. Mesela insan türünde bu oran 1 iken, mesela fare türünde işte 2 olabilir veya farklı bir sayı olabilir. O yüzden türe özgüdür diyebiliriz. Evet, videomuzu burada sonlandıralım. DNA ile ilgili genel özellikleri anlattık. Sonraki videoda DNA replikasyonunu anlatacağım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.